Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Green Card çekilişi çıktıktan sonra bankada minimum ve maksimum para gösterme ne kadar olmalı diye bir takipçimiz bize soruyor. Eğer Green Card çekilişini kazanmışsa kişi ve onun için göçmenlik vizesi görüşmesine gidip yeşil kart almaya çalışacaksa burada şunu bilmesi lazım. Türkiye'de yapılacak başvurularda genelde konsolosluk minimum ya da maksimum bir rakam koymaz. Burada konsolosluktaki görevlilerin bakacağı nokta kişinin ABK'ye gittiği zaman ta ki iş bulana kadar yeterli finansal güvencesi ya da yeterli finansal birikiminin olup olmadığına bakacaklar. Bu bazen kişilerden kişilere farklı durumlar çıkarabilir. Ama eğer mümkün ise Amerika'daki kişinin ya da bireylerin fakirlik sınırı denilen rakamı bir devamlı belli olan bir rakamdır. O rakama göre siz tek kişiyseniz diyelim 18 bin küsur civarında da bir rakamla eğer mevcut ise paranız tabii ki bu gayet ideal ve yeterli bir rakam olacaktır. Çünkü bu şunu gösterir. Kişinin bir yıl boyunca Amerika'daki giderlerini karşılayacak bir bu anlamda olsa da karşılayabilecek bir rakam olacak. Ama biz hani belli bir rakam var da sizi yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Çünkü Amerikan konsolosluklarında genelde kişinin mesleğine, oraya gittiğinde iş bulup bulamayacağına, değişim birikimlerine bunlar hep bakılır. Dolayısıyla birinden 18 bin küsur doları beklerken bir kişinin durumunda bunu kabul etmeyebilirler, yeterli görmeyebilirler. Bu kişiden kişiye değişiyor ama illa bir rakam olsun diyorsanız o zaman da dediğim gibi 20 bin dolara yakın bir bütçenin ya da paranızın bulunmuş olması da tabii ki sizin durumunuzu güçlü kılar. Yoksa illa şu kadar rakam minimum olacak, şu kadar maksimum olacak diye bir kural yoktur deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.